Evet, peki. Tamam, geçtik arkadaşlar. İncili Çavuş. Geldik Bekir Mustafa'ya. Buna dedik ki 17. yüzyıla yine 4. Murat döneminde yaşıyor. 4. Murat'ın içki yasağına, tütün yasağına karşı ince nükteleri var. Hazır cevaplılığı var. Hayatı boyunca içki içiyor, ediyor ama hiçbir zaman ceza almıyor. Çünkü o kendini affettirmesini biliyor. Az önce de bir iki fıkrasından bahsetmiştik. Budur Bekir Mustafa ile ilgili. Bu kadarını bilmek yeterli olur. Kemine var. Kemine bakın bu bölgeleri sorulabilir. Tamam mı? Bölgeler sorulabilir. Türkmenistan Türkleri arasında bilinir, sevilir. Türkmenistan Türkleri arasında bilinir, sevilir. O bölgesini bilmemiz gerekiyor. Nasrettin Hoca ile de ortak fıkraları, karıştırılan fıkraları filan vardır. Unutma. Esen Fulat, bak bu da yine Türkmenistan bölgesi, 18. yüzyıl. Bölgelerini bilin arkadaşlar, tamam mı? Mutlaka bilin bölgelerini. Kemine Türkmenistan, Esen Fulat Türkmenistan, Ahmet Akay Kırım Türkleri arasında bilinir. Tamam? Kırım Türkleri. Molla Zeyd'in Uygur Türkleri. Uygur. Bir daha söylüyorum. Kemine, Esen Fulat, Türkmenistan Türkleri, Ahmet Ekay, Kırım, Molla Zeydin Uygur. Zeydin Uygur, Y'leri birleştirirsin zaten. Bunda bir sıkıntı yok. Zeydin Uygur, Uygur Türkleri. Ahmet Akay, Kırım Türkleri. Akay, Kırım, K'leri birleştir. Gerisi de Türk. Tamam. Haydi bakalım. Kuyrucuk Kırgız. Kuyrucuk. Kuday Bergen. Bu da Kırgız Türkleri arasında bilinen bir fıkra tipidir. Tamam mı arkadaşlar? Bunu da unutmayalım. Kırgız tipleri arasında bilinen bir fıkra tipidir. Kuyrucuk. Kuday Bergen. Bu kadarını bilmemiz yeterli olur diye düşünüyorum ben. Bunun dışında dar ve geniş bölge tiplerimiz var. Dar ve geniş bölge tiplerimiz var. Bunlar özellikle köylerde, kasabalarda çok tanınan, bilinen, hatta böyle birbiriyle mesela Bayburt'ta Gümüşhane gibi birbiriyle anlaşamayan iller, ilçeler falan olur. Onlar arasında bu tipler üzerinden atışmalar falan yapılır. Bu tarz tiplerdir. Köylüler var, ilçeliler var, illiler var, bölgeliler var işte filan gibi. Buna da dar ve geniş bölge tipi kahramanları diyoruz. Yerel tipler var. Tamamen belli bir yöreye özgü, mahalli bir takım tipler var. Mahalli tipler var. İşte Şamlı'nın Hacı İbrahim Bolulu, Konyalı Tayyip Ağa, Konyalı, Konya bölgesinde bilinen. Sonra Mutlu ve Çivit Emmi, Mersin, Alınlı İbit Dayı, Elazığ, Botsalı Kara Kamil, Konya, Silifke'li Hacı Kilya. Bu testlerde falan karşına çıkar ama tutup böyle bir sorunun sınavda çıkma ihtimalini ben çok görmüyorum ama testlerde karşınıza çıkabilir. Hani böyle detaylı konu anlatımı filan kitaplarında karşınıza çıkabilir. Aydın ve sanatçı tipleri bunlardan az çok hepimiz haberdarız, değil mi? Biliriz. Aydın ve sanatçı tipleri. Şöyle bakalım. Evet, şair Haşmet 18. yüzyılda yaşamış. Kendince aptal işler yapanların kayıtlarını tutmuş. Üçüncü Mustafa'nın da hatta değil mi öyle bir olay vardır. Üçüncü Mustafa'nın da kaydını tutar. Üçüncü Mustafa bunun peşine düşer. Bu defterin sonunda o defteri de bulur. Sonra bakar ki kendi ismi de var orada. Mendebur der. Sen benim ismimi ne hakla, ne hadle buraya yazarsın der. O da tabii paçayı sıyırmak için hemen konuyu değiştirir. Paşam işte geçen bir Arap at almak istediniz. Bir seyisinizi görevlendirdiniz. Arabistan'a gönderdiniz. O bir at alsın gelsin diye yüklü de bir para verdiniz. Filan der. Der. Hani ne olmuş falan diye sorar. O da işte hani o gider de geri gelmezse filan hani o kadar parayla gelir ya gelirse diye sorar. Üçüncü Mustafa. O da gelirse der ki sizin isminizi siler. Onun ismini aptallar defterine yazarım şeklinde böyle bir anekdotla paçayı sıyırır arkadaşlar. Süleyman Nazip değil mi? Yine nükteleriyle çokça tanıdığımız, bildiğimiz. Hatta bir gün Abdülhakamit Tarhan'la diyor ki üstadım, azizim diyor. Bakıyor böyle çok hoş olmayan bir kadınla çok çirkin ya da işte her kadın güzeldir gerçi ama o ifadeyi kullanmamak lazım. Nasıl diyelim? Ona yanına yakıştıramadığı bir kadını görüyor. Diyor ki üstadım diyor
Fatıma Hanım öldü, makberi yazdınız. İnşallah bu da ölür de mezbeleyi yazarsınız şeklinde öyle bir ince nüktesi var Süleyman Nazif'in. Mehmet Akif, Yahya Kemal, değil mi? Bir gün yine Yahya Kemal, Mehmet Akif'le sohbet ediyorlar. Dışarıdan birisi teklifsiz geliyor, konuya dalıyor. Yahya Kemal'e diyor ki, azizim ne atıyorsun, ne sallıyorsun yine, ne yalanlar söylüyorsun üstada diyor. Tabii o durumda çok mahcup oluyor Mehmet Akif'e karşı Yahya Kemal. İşin gerçeği diyor, seni methediyordum azizim diyor. O da öyle bir gönderme yapıyor Yahya Kemal'le Mehmet Akif'le ilgili. Ceman Nadir Güler yine bildiğimiz bir tip. Karikatürist. Kendisi çok az gülermiş biliyorsunuz ama milleti güldürürmüş. Evet, hadi buradan fıkra gelecek. Bir şey geliyor. Dur bakalım. Akif'e siz veteriner misiniz diye biri soruyor. Genç bir evet. Evet. Doğru. Akif'e birisi diyor, baytar mısınız diyor değil mi? Baytar mısınız diyor. Malum Akif baytar. O da buyurun efendim diyor. Bir yeriniz mi ağrıyor? Evet, doğru. Bir de böyle bir şey var. Doğru diyorsun. Var mı böyle orijinal söylemek, sizin de katkıda bulunmak isterseniz alırız yani. Ceman Nadir Güler'le ilgili de bir şey var. Birisi diyor ki, ya diyor, üstadım diyor, azizim diyor, soy isminiz Güler ama diyor, hiç gülmüyorsunuz, hiç gülmezmiş biliyorsunuz. Bak demiş, ismim Güler ama, soy isim Güler ama ismim Nadir, Nadir Güler, o yüzden gülmüyorum demiş. O da ona öyle bir cevap vermiş arkadaşlar. Tamam. İsmim Nadir demiş yani. Soy ismim Güler ama ismim Nadir. Nadir Güler. Hocam bir de şeyim var, Necip Fazıl'ın. Söyle bakalım. Onun da Necip Fazıl'ın herhalde hapishane dönemlerinde böyle saçı sakalı bayağı birbirine karışmış. Evet. Hakim şey diyor, maymuna dönmüşsün diyor. Ne bu halin diyor. O da şimdi de duvara döndüm diyor. Duvara döneyim. Duvara dönüyor da. Ya aslında hakime maymun diyor bir nevi. Evet. Ben de onu şöyle okumuştum. Olabilir. Ya bunlar tevatürler olabiliyor. Mehmet Akif biliyorsunuz bir dönem Mısır'a gönderiliyor, sürgün ediliyor filan. Mısır'da kalıyor. Hatta 2. Abdülhamit de anlaşamıyor biliyorsunuz Mehmet Akif. İşte Mısır'da perişan bir halde kalıyor. Sonra işte dönüyor. Dönerken trende birisiyle karşılaşıyor. İşte birisi senin söylediğin şekliyle hani üstadım diyor, maymuna dönmüşsünüz. O da diyor ki istersen biraz da cama döneyim. Ben de öyle biliyorum. Olabilir yani. O da doğrudur. Bu da bunlar böyle zaten. Halk anlatıları olduğu için bunlar tevatür. Kim nerede yakalarsa sözde anlatıyı bir yerde kayda geçmiş onu. İşte öyle de kayda geçiyor. Öbür türlü de kayda geçiyor. Sonra araştırıcılar bunlarla uğraşıp duruyorlar. Necip Fazıl bir konferansta konferans veriyor. Millet ne bulursa atıyor. Necip Fazıl'a atıyorlar işte. Eline ne geçirirse birisi de hıyar atmış. Yerden kaldırıyor, gösteriyor. Diyor ki birisi kimliğini düşürmüş galiba diye anlatıyorlar. Necip Fazıl'a diyorlar üstadım çok iyisin, çok hoşsun, harika bir insansın ama şu sigarayı içmesen filan. O da cevaben vallahi sorduğun soru kadar lüzumsuz bir şey ama diyor ne yapayım bırakamıyorum. O da ona güzel bir cevap veriyor arkadaşlar. Evet, belki geçtim o zaman böyle bir hatırlatmayla geldik. Yabancı ve azınlık fıkra tipleri. Behlül-ü Dana, bu da değil mi? Çok meşhurdur. Harun Reşit'le aynı dönem yaşamış. Hatta Harun Reşit için 5. halife falan derler. Öyle bir özelliği de vardır. Kardeşi olduğunu ya da onun nedimesi olduğunu, hatta benim için bir tek o yanıyor. O da evet. O da güzel. Diyerek edebiyat, o da doğrudur. Bir tek ona yanıyor. Doğrudur. Evet, Arzu. Harun Reşit'le aynı dönem yaşayan bir fıkra tipi. Fıkralar tabii şeyden yana, Behlül-i Dana'dan yana, Harun Reşit'ten yana değil. Onu öne çıkaran, onu önemseyen fıkralar olarak görülüyor. Yine Nasrettin Hoca fıkralarıyla benzerliği var. Nasrettin Hoca benzer diyorum, farklılığı var. Nasrettin Hoca'da tek konu var. Behlül Dana fıkralarında daha uzun fıkralar olarak karşımıza çıkıyor. Evet, daha çok tasavvufi konulardaki fıkralar. Bakın burada mesela hemen Nasrettin Hoca ile bir karşılaştırma yapabiliriz. Nasrettin Hoca'da tasavvuf yok. Behlül Dana'da tasavvufi konulara yer veriliyor arkadaşlar. Ve her zaman dediğimiz gibi
Harun Reşit'le birlikte anılıyorlar. Ancak Harun Reşit değil, Behlül Dana galip geliyor. Bunu da unutmayın. Kadı Karakuş, bu da daha çok böyle adaletle ilgili kadı kendisi. Verdiği hükümlerle ilgili fıkraları var. Hatta ne oluyor? Bir gün davada işte birisi diyor ki, bu benim kulağımı ısırdı diyor. Oradan birisi de, o da diyor ki, hayır diyor, yalan söylüyor diyor. O kulağını ısırma, ben ısırmadım diyor. Kulağını kendisi ısırdı. Sonra ara veriyor mahkemeye. Gidiyor odada, oturuyor sandalyeye. Kendi kulağını ısırmaya çalışıyor. Isırmaya çalışırken sandalyeden düşüyor, kolunu kırıyor. Sonra aradan döndükten sonra kararı açıklayacak. Diyor ki, evet diyor, onun kulağını da sen ısırdın, benim kolumu da sen kırdın deyip ona ceza veriyor diye. Öyle karakuş kararları diye uyturup kaydırık, böyle adalete uymayan, vicdana sığmayan kararlar için öyle bir telmihde de bulunulur. Kadı Karakuş telmihinde de bulunulur. O da aklınızda olsun arkadaşlar. Bir de azınlık, Rum fıkraları, Ermeni fıkraları şeklinde bir takım azınlık fıkraları da var. Yabancı ve azınlık fıkraları dediğimizde. Bunun dışında işte öbür fıkra tipleri diye. Bu yaptığımız arkadaşlar son fıkra tasnifi. Hani birçok tasnif yapılabilir. Bölgelerine göre yapılabilir. Tiplerine göre yapılabilir. Bu bizim yaptığımız tasnif. Son modern fıkra tasnifi diye geçiyor kaynaklarda. Öbür fıkra tasniflerinde de işte meslek grubu, asker fıkraları, din adamı fıkraları, berber fıkraları, değil mi? Aile bireyleri, işte anne baba ile ilgili fıkralar, gelin kaynana ile ilgili fıkralar, baba çocuk ile ilgili fıkralar filan. Bunlar da farklı. İşte moda tipler, hastalık deli fıkraları, değil mi? Cimri fıkraları, pinti fıkraları filan, eşkıya fıkraları gibi gibi başka fıkra tiplerinden de söz edebiliriz arkadaşlar. Tamam, geçtik. Bunu da söylemiş oldu. Şimdi bakalım. Bakın şunları da kaydedin arkadaşlar. Bunlar önemli. Bu notları göndereceğim ben size zaten yine. Tamam. Bunu göndermedim. Türk filmlerine en çok konu olan hikaye kahramanı Köroğlu'dur. Genel anlatılarla ilgili bir takım anekdotlar var. Unutma. Türk filmlerine en çok konu olan masal kahramanı Keloğlan'dır. Halk anlatıları ile ilgili en eski film Ömer Lütfi Akat'ın Tahir ile Zühre'sidir. En eski film. Konusu Türk halk hikayeleri olan filmleri en çok işleyen yönetmen Atıf Yılmaz. Halk hikayelerine yararlanmış. Köroğlu Operası ve Kerem Operası Ahmet Adnan Saygun'un bir eseridir. Köroğlu Opera, Kerem ile Aslı Opera olarak da sahnelenmiştir. Unutmayın. Osman Cemal Kaygılı, bak Osman Cemal Kaygılı, Bekir Mustafa'nın hayatını kaleme alan bir roman yazmıştır. Evet. Reşat Nuri'nin Kızılcık Dalları romanı, üvey annenin baskısıyla ormana terk edilen kardeşle ilgili bir bölüm var. Masal olayı biliyorsunuz. Böyle bir masal var ya. Masal dünyasından tıntın eden Kabacığım adıyla bilinir. Bunlar da diğer anekdotlarımız olarak karşımıza çıkıyor. Bunları da kayıt altına alalım. Tamam mı arkadaşlar? Bunları bilelim. Bunların notunu göndereceğim. Oradan da yine bakacaksınız. Tekrarlarda bulunacaksınız. Şimdi bir de küçük bir soru çözümüyle baştan alıp böyle bir tekrarla bitireceğiz. Tekrarla başlayıp tekrarla bitiriyoruz. Bilgileri sabitliyoruz, hapsediyoruz ve ayrılıyoruz. Şimdi şöyle bakayım. Bunlarla ilgili sorularımı bir alayım. Bir dakikanızı rica edeceğim. Şunu bir kapatayım. Şunu da bir kapatayım. Geçen hafta masalları tekrarlamıştık. Fıkralarda bırakmıştım. Fıkraları anlatmadım diye. Şimdi fıkralarla ilgili sorularımızı çözeceğim.
Tamam mı? Fıkraları böyle bir hatırlamış olacağız. Arkasından bitireceğiz inşallah. Evet, şu an sorular geldi mi ekranınız arkadaşlar? Ekranda soru var mı? Ekranda soru var mı? Yansıdı mı acaba? Cevap gelmedi. Var, tamam. Tamam, gözüküyor. Tamam o zaman. Evet, haydi bakalım. Şöyle bir fıkraları bu baştan alalım. Fıkra türü ile ilgili hangisi yanlıştır? Güldürürken düşündürmeyi amaçlar temel özelliğimiz. Bir atasözünün, deyimin, kalıp ifadenin açıklaması olabilir. Konuştuk. Konularını genel olarak hayattan alır. Kesinlikle. Şahıs kadrosunda her kesimden insan vardır. Elbette kalıplaşmış ifadeler genel olarak metnin her yerinde bulunur. Kalıplaşmış ifadeler ne yapmaz fıkralarda? Bulunmaz. Çok güzel. Kalıplaşmış ifadeler fıkralarda bulunmaz. Harika. Geçtim. Diğer soru. Şinasi ve Ziya Paşa hangi Avrupa masal yazarının masallarını dilimize aktarmıştır? Gelsin bakalım. Evet, La Fontaine. Peki, diğer sorum. La Fontaine masallarının tam çevirisini yapan kimdi? Tamamını çeviren. Girişi Şinasi ve Ziya Paşa yapıyor. Tamamını çeviren. Sabahattin Eyüboğlu. Peki, yeni edebiyattan bir soru olsun bu da. Şinasi'nin La Fontaine masallarını çevirdiği eserinin ismi nedir? Bu çevirileri hangi eserin isminde yer alır? Gerçi bir tane şiir kitabı var. Nerede yer alır? Şiirler. Şinasi'den bahsediyorum. Hayır, hayır. Şinasi'den bahsediyorum Arzu. Şinasi'nin La Fontaine çevirilerini. Evet, anladım. Yanlış anladın sen onu. Şinasi'nin La Fontaine çevirilerinin yer aldığı eser Tercüme-i Manzume. Tamam? Tercüme-i Manzume'de yer alır. Evet, Tercüme-i Manzume'de yer alır. Unutmayın bunu da. Evet, Şinasi ve Ziya Paşa, La Fontaine. Ezop masallarını kim çevirmişti? Ezop masallarını. Milattan önce 6. yüzyıl Ezop masalları. Nasrettin Hoca ile aynı Ezop masalları var. Nasrettin Hoca ile birlikte geçin. Milattan önce 6. yüzyıl. Evet, kim çevirmişti? Söyleyin bakayım Ezop masallarını. Nurullah Ataç. Temel olarak evet, Nurullah Ataç'ı bilmemiz gerekiyor. Bunun dışında Türkan Uzel'in olduğunu unutmayın. Çevirdiğini, Ezop masallarını. Orhan Veli'nin çevirdiğini unutmayın. Bak bunlar önemli. Orhan Veli. Sabahattin Eyüboğlu, Ülkü Tamer. Bunlar da yine Ezop masallarını çeviren isimlerdir. Belki. Geçiyorum. Fıkraların özelliklerinden değildir. Nesir, değişmez kahramanı insan, hayali hikayeler, bir deyim ve atasözün açıklaması, dili anlatıldığı bölgenin özelliği. Alayım cevabı. Alayım cevabı. Harikasınız. Ceyhan. Çok güzel. Çok güzel. Kaydettim değil mi? Kayda başladım. Heh, bir an korktum kaydetmedim mi diye. Evet, peki. Türk fıkralarının ilk bilimsel sınıflamasını yapan kişi kimdi? Çok güzel. Dursun Yıldırım. Tip sınıflaması yapıyordu değil mi? Unutmayacağız. Evet. Çok iyi. Tamam. Bu Avrupa'daki kütüphaneleri dolaşan Nasrettin Hoca fıkraları için. O kimdi? Onları değerleyen, müsteşen fıkraları bulan. Ertem Naili Boratal. Evet, peki. Nasrettin Hoca'nın adına bağlanıp da onun olmadıkları ortaya konulan fıkralar üzerine duran ilk araştırıcı Şükrü Kurgan'dır arkadaşlar. İlk. Unutmayın, tamam? Şükrü Kurgan. Evet. Unutmuyoruz.
Peki devam. Devam ediyorum. Evet, Nasreddin Hoca'dan önce yaşayan ve bazı yabancı fıkratiplerinin fıkraları da Nasreddin Hoca'ya bağlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisinin fıkraları Nasreddin Hoca'ya bağlanmamıştır? Nasreddin Hoca'ya bağlanmamıştır. Cevap Şeyhi, değil mi? Ebu Nüvas, Cuha, Mevlana ve Kadı Karakuş fıkraları ile Nasreddin Hoca fıkraları birbiriyle karıştırılır. Ezop masallarından da geçer, karışıktır yani. Az önce konuştuğumuz mesele bir önceki derste ama Şeyhi ile ilgili böyle bir ayrıntı yoktur, böyle bir bilgi yoktur. Türk fıkralarının ilk bilimsel sınıflamasını az önce bir daha sordum, değil mi? Az önce sorduğumuz soruydu zaten. Kimdi? Kimdi? Dursun Yıldırım. Değil mi? Unutmayacağız. Peki, devam. Divan Lügati Türk'te fıkra yerine kullanılan terim hangisiydi? Söyleyin bakalım. Külüt. Değil mi? Külüt. Külüt. Bir ismi daha vardı. Neydi o? Külüt ya da külünç. Çok güzel. Başka hiçbir yerde de geçmiyordu, değil mi? Başka hiçbir yerde geçmiyordu. He. Tanzimat'tan sonra ne deniyordu fıkra için? 19. yüzyılda. Yok. Ondan önce latife deniyor. Latife Türk dünyasında, edebiyat dünyasında Tanzimat'a kadar latife, şaka anlamı. Anekdot. Anekdot. Aynen. Latife kullanılıyor, yomak kullanılıyor, engimi kullanılıyor. Anekdot 19. yüzyıldan sonra kullanılıyor. Külüt DLT'de geçiyor. Başka hiçbir yerde de geçmiyor. Sadece DLT'de külüt geçiyor. Unutmayacağız. Hangisi aydın ve sanatçı fıkratiplerinden değildir? Evet, biraz tuhaf bir soru olmuş. Süleyman Nazif var. Cemal Nadir Güler, Mehmet Akif Ersoy, Yahya Kemal, İskender Palan. Evet. Tamam. Bunlar tekrar sorularımız. Evet, güzel, önemli bir soru. Ha, böyle bir soru gelebilir mesela. Böyle bir soru gelebilir. Hangisi bir Nasreddin Hoca fıkrasına yer veren ilk eserdir? İsminin de geçtiği, yer verildiği ilk eser. Ebu'l-Hayr Rumi'nin Saltıknamesi. Değil mi? Ebu'l-Hayr Rumi'nin Saltıknamesi. Çok güzel. Evet, bir babanın başlayıp oğlunun tamamladığı içini Nasreddin Hoca'nın en fazla sayıda fıkrasının yer aldığı ilk eser, evet, söyleyin bakalım, evet, Mecmuaül Letaif, değil mi? Oğlu Abdullah'la beraber. Peki, Latifi'nin oğlu Abdullah'la beraber. Nasreddin Hoca pek çok ülke, il, ilçe veya köy halkı tarafından sahiplenilmekte. Hangisi bunlardan birisi değildir? Yani bunu çok konuşmadık. Kayseri'yi, Sivrihisar'ı, Azerbaycan'ı, Buhara'yı arkadaşlar, evet, Nasreddin Hoca sahipleniyor. Eskişehir var, birçok yer var ama Manisa ile ilgili böyle bir ayrıntı yok arkadaşlar. Manisa. Tamam. Manisa ile ilgili böyle bir ayrıntı yok. Peki, hangisi Nasreddin Hoca fıkralarında bulunmaz? Önemsediğim bir soru daha. Evet. Tasavvuf yok. Güzel. Tasavvuf yok. Mesela bu yönüyle mesela sorsa, dese ki Nasreddin Hoca'nın soru üretiyorum. Fıkralarında tasavvuf söz konusu değildir. Bu yönüyle aşağıdaki fıkra türlerinden, fıkra tiplerinden hangisinden ayrılır? Bu yönüyle hangisinden ayrılır? Tasavvufun A olduğu, tasavvufi ve vurguların Behlülü Dana. Çok güzel, harika, çok iyi. Harun Reşit, değil mi? Nasreddin Hoca fıkralarındaki atasözü ve deyimler üzerine ilk defa kim çalışmıştır? İlk defa çalışan kimdir? Ziya Gökalp. Harikasınız.
Orhatov Hoca Avrupa kütüphanelerini dolaştı. Müsteşem fıkraları gördü. Nasrettin Hoca ile ilgili bunlar olmaz dedi. Bunlar hocanın fıkraları değil dedi. İtiraz etti. Çalışma yaptılar değil mi? Ziya Gökalp'i böyle bileceğiz. Diğerlerin fıkralarla ilgili bir çalışmasından söz etmedik zaten. Evet. Nasrettin Hoca fıkralarının aşağıdaki şair ve yazar hangisi nazma çekmemiştir? Nazma çekmemiştir. Kim çekmedi? Nazma çekmeyen. Yok. Yahya Kemal arkadaşlar. Yahya Kemal'in böyle bir durumu söz konusu yok değil. Yahya Kemal uğraşır mı böyle şeylerle? Tamam. Evet. Bu da budur. Arkadaşlar bugün Dede Korkut'a hiç giremeyeceğiz anladığım kadarıyla. Bu kadar yeter. Oruç oruç. Dede Korkut da aslında aklımda biraz vardı ama çok önemli şey. Evet, bence de yeterli. Bence girmeyelim. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Dede Korkut'a girmeyelim. Fıkraları tüm yönleriyle evet, görmüş olduk. Detaylı girdik fıkralara. Evet, iyi oldu. Masallar, fıkralar güzel oldu bence de. Bir hafıza tazelemiş oldunuz. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Sizinle ders yapmak güzeldi. Evet. Bunları ben yüklüyorum YouTube'a. Oradan da tekrar dinleyebilirsiniz. Notları göndereceğim. Tamam, atacağım size. Oradan notları çıktı alın. İnşallah böyle bakarsınız konuları buradan bitiririz. Örgünde de bol bol soru çözeriz. Halk edebiyatını fulleyeceğiz inşallah. Tamam. İnşallah halk edebiyatını fulleyeceğiz. Peki. Var mı arkadaşlar bana söylemek istediğiniz, sormak istediğiniz, eklemek istediğiniz, eksiğimiz, yanlışımız, kusurumuz varsa affola, var mı? İyi, şimdiden hepinize iyi bayramlar diliyorum. Onu da evet söyleyeyim. Hepinize iyi bayramlar. Kendinize iyi bakın. Bizim bayramla bir işimiz yok. Bayram pazar, biz cuma günleri dersimizi yapıyoruz. Cuma günü yine devam ederiz. Tamam arkadaşlar. Cuma günü yine devam ederiz. Evet. Teşekkür ederim. Peki. Peki. O zaman kendinize iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Sağlığınıza dikkat edin. Bayramdan sonra görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Mutlu kalın.